Günden kalanlara hoş geldiniz. Burcu Kıratlı yanımda. Beraber açacağız programı. Neyle açacağız Burcu? Söyle bakalım. Nasdaq. Şimdi tabii rally devam ediyor, evet, yurt dışında. Risk iştahı oldukça yoğun devam ediyor hatta. Şimdi bu yapay zeka patlamasından konuşuyoruz. En çok da galiba seninle yayınlarımızda konuşuyoruz. Şimdi buna muhteşem yedili diyorlar Zeynep. Bu yedi tane hisseyi. Çok güzel bulmuşlar bunu. 11 trilyon dolara yükselmiş. Bu Almanya gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse 3 katı 7 şirketin piyasa değerlerinin toplamı. Bu çok ciddi ve çok büyük bir rakam. Buna dediğim gibi muhteşem yedili diyorlar. Hangi şirketler var içinde sayalım? Apple, Microsoft, Google'ın ana şirketi Alphabet, Amazon, Meta ve yeni iki tane katılımcı Nvidia ve Tesla. Nvidia zaten bu yapay zeka rallisiyle. Nvidia'yı çok konuşmuştuk, bir estirdiği rüzgarı. Binlerce Google'da herkesin aradığını, kesinlikle, arama rekorları kırdığını. Şimdi o rüzgar işte Nvidia zaten yapay zekayı da bir aldı götürdü. 1 trilyonla o da şeye girdi bu muhteşem yedinin arasında. Ve tabii ki Tesla, bunların hepsi yapay zeka ve özellikle teknoloji devleri olduğu gözümüze zaten çarpıyor. Dolayısıyla aslında geleceği de şekillendiren veya geleceğin şimdiye kadar piyasanın buraya gelmesine de en önemli belki çatı şirketler, ana şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Apple hayatımızda yarattığı yenilikler, işte şimdi yapay zeka ile özellikle Nvidia, işte araç alanında Tesla, bunların hepsi öncü şirketler aslına bakarsan. Şimdi burada şöyle ne kadar güzel değerlerinden ve olumluluklarından bahsediyoruz. Fakat bunun piyasalar tarafı açısından baktığın zaman, Nasdaq endeksi açısından baktığın zaman şimdi o kadar yükseldik ki şimdi bunlar. Şöyle diyeceğim sana, şimdi bu toplam etkisin, toplam bu şirketler piyasanın %4'ünü gibi oluşturuyor olduğunu düşün. Fakat toplam etkisi %48 olmuş. Yani %50 neredeyse 7 tane şirket %50'yi oluşturuyor. Dolayısıyla bu aslına bakarsak etkisi büyük yani. Etkisi çok büyük, %50 gibi. Ve bunun %40'a indirilmesi gerektiğini savunuyorlar şu anda. Neden ve kimler? Birincisi, bu şirketler düşmeye başladığı zaman piyasa bir kere düşmüş oluyor, çökmüş oluyor ya da çok ciddi düşerlerse. İkincisi, fonlar talep ediyor. Kimler sorusunun cevabı da fonlar. Bunları ağırlıkla ellerinde tutanlar, tabii ki kurumsal yatırımcılar veya bireysel yatırımcılar, ama daha çok kurumsal taraftan böyle bir talep gelmiş. Kimden? Invesco Trust Series adlı bir ETF'ten 203 milyar dolarlık. Bu şirket elinde muhtemelen bu varlıkları tutuyor ve borsaya da, ve diğer tabii ki yatırım fonlarıyla beraber borsaya bir uyarıda bulunuyorlar. Zaten borsa bunu fark ediyor aslında bakarsan, kendisi de fark ediyor. Fakat fonlardan da, ETF'lerden de böyle bir talep gelince, portföy yönetim şirketlerinden de böyle bir talep gelince, bunu ister istemez tabii dikkate almak zorundalar zaten. Daha da öne çekiyorlar. Ne zaman olacak? 24 Temmuz'da bu ağırlıklar devreye girecek. Şimdi bunu nereye kadar düşürecekler peki? %40'a. Aslında hani yine de çok ciddi bir düşüş, çok ciddi bir optimizasyon değil belki. Hala ağırlıklar çok yüksek ama en azından %50 ağırlıktan biraz daha fazla düşmüş olacak. İlk etapta %40'a kadar düşürecekmiş. Bu ne zaman olmuş ilk böyle bir optimizasyon diyelim? Apple'ın payı %20'den %12 yılına düşmüş 2011'de. O sırada iPad piyasaya sürülmesiyle çok hızlı şekilde büyümüş ve piyasa değeri de çok fazla artmış ve onunla birlikte o zamanki Microsoft, Oracle, Intel ve Cisco Systems'in de çok ciddi yükselişler yaşadığı görülmüş. Diğer şimdiki olduğu teknolojiler gibi diğer o da teknolojileri o zaman da almış, sürüklemiş ve dolayısıyla payını %20'den o zaman %12'ye kadar çekmişler. Şimdi bir de 1998 yılında da yine tekrar yapılmış bir 1998, işte 2012, şimdi de 2023 yılında. Yani muhtemelen sıçramaların olduğu zamanlar bunlar endekslerde hem de piyasa değeri büyük olan şirketlerde. Dolayısıyla bunların tüm pazar haline gelmesini istemeyiz. Hem düşüşler anlamında, hem market cap anlamında, hem endekslere açısı olan anlamında sürekli 7 tane hisseyi konuşur durur vaziyetteyiz. Bu da bir kere şunda da, şimdi sadece fonlar için de değil, elinde tutanlar için de değil, kaldıraçlı işlem yapanlar için de aslında aynı sorun geçerli. Sadece biz hisseler tarafını konuşuyoruz ama Nasdaq'ın vadelisini alıyorsunuz, satıyorsunuz. Burada Nasdaq yükselişine veya düşüşüne oynuyorsunuz ama bu 7 hisse o kadar yükseliyor ki ve piyasa değerini birden o kadar fazla yukarı çekiyor ki siz hiçbir şekilde kar elde etme ya da kar satışı bekleme şansın bile belki olmayabiliyor. Çünkü o 7 tane hisse sürekli şekilde yukarıya doğru gidiyor. Bu aslında sakıncalı bir durum. Hem traderlar için işte, hem elinde o hisseyi tutanlar
tutanlar için vesaire böyle bir optimizasyon zaman içerisinde yapılmaya başlamış. Şimdi de muhtemelen biz bunun 24 Temmuz'da da nasıl ayarlandığını, ağırlıkların nereden nereye düşürüldüğünü görüyor olacağız. Özellikle detayları söylemedim çünkü detayları ve ağırlıkları henüz daha belli değil Zeynep. Hani şuradan şuraya düşürdü, bu buradan buraya düşürdü diye sen de bundan sonraki yayınlarda da anlatırım. Bu bağlamda da tekrar risk iştahına da dikkat çekelim seninle. 15.500'lerdi Nasdaq, daha önceki zirve seviyesi 16.000'lerdeydi. İkili tepe mi olacak, oraya tekrar gidiyor ama orayı geçecek mi'nin tartışmaları şu anda başladı. Zaten boğa piyasasında. Bundan sonra tabii ki hep seninle konuşuyoruz, yarın başlayacak ama bilançolar, bu dev şirketlerin bilançoları tekrar böyle gelmeye devam edecek mi? Çünkü piyasanın önünde artık çok fazla engel kalmadı. Bir tek Temmuz ayındaki işte FED toplantısı kaldı. Daha sonrasında bunu da baktığı bu kadar karlılık, bu kadar gelirler devam ediyor mu noktasında olacak. Ve dolayısıyla endekslerin tamam mı, devam mı sorusunun cevabı için de bize lazım olacak en azından. Verileri orada karlılık bulacağız değil mi? Hı-hı. Bakalım bir gelsin, hı-hı, konuşalım üzerine. Tamam. Devam ederiz Burcu. Çok çok teşekkürler. Şimdi Londra'dan Ceren Dilekçi Köseoğlu'yla konuşacağız ve Avrupa cephesinde neler oluyor, neler öne çıkıyor, piyasalar nasıl seyrediyor, Ceren'den alacağız. Zeynep merhabalar. Evet, Avrupa borsalarındaki dünkü iyimserlik bugün de devam ediyor ve endeksler yükselişini 5. güne taşımış durumdalar. Tabii dün tüketici fiyatları verisi Amerika'dan beklentilerin altında gelmişti. Yani 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Bugün de üretici fiyatları verisini aldık. O da beklentilerin altında geldi ve iyimserliği destekleyen temel unsur oldu. Avrupa borsalarında bugün %1'e yaklaşan oranda yükselişler söz konusu. Dolar endeksi 15 ayın en düşük seviyesindeki serini devam ettiriyor. Bugün euro ve sterlin dolar karşısında yükselişini biraz daha hızlandırdı. Euro dolar paritesinde dün 1.11 sınırı aşılmıştı. Bugün de parite 1.12 seviyesine geldi. Yani 1.12 sınırına yaklaşmış durumda. Şu saatlerde euro dolar karşısında %0.6'lık yükselişle işlem görüyor. Sterlin tarafındaki yükseliş ise daha çarpıcı çünkü sterlin dolar karşısında yükselişi %1'e ulaştı ve 1.31 seviyesi de aşıldı sterlin dolar paritesinde. Bugün aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantı tutanakları yayınlandı. Hatırlayacak olursak Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık faiz artışı gelmişti ve tutanaklarda 25 bas puanlık faiz artışı kararının geniş bir fikir birliği çerçevesinde alındığı ifade edildi. Tabii manşet enflasyonda düşüş görmüştük Haziran'da fakat yine de Avrupa Merkez Bankası'ndaki yetkililerin düşüncesi henüz bir dönüm noktası olmadığı yönünde. Çünkü çekirdek taraftaki fiyat baskıları devam ediyor. Bu nedenle 27 Temmuz'daki para politikası toplantısında da faiz artışlarına devam edeceğinin mesajını paylaştı. Yetkililer toplantı tutanaklarına verilen ifadeler bu yöndeydi. Aynı zamanda çarpıcı bir ifade vardı. İmalattaki düşüşün hizmetlere yayılabileceği kaydedildi. Aslında son PMI verilerinde bunu gözlemlemiştik. Yani imalat PMI'de düşüş biraz daha hızlanmıştı Haziran ayı verilerinde. Hizmetler öncülüğünde bir büyüme yaşanıyor Avrupa'da. Fakat burada da hizmetler PMI'deki büyüme yavaşlama kaydetmişti. Yani önümüzdeki dönemde aslında imalat tarafındaki bu yavaşlamanın hizmetler sektörüne sirayet edebileceğine dair endişeleri var Avrupa Merkez Bankası'nın. Son olarak İngiltere'de bakalım. Sunak hükümeti kamu sektöründe maaşları en az %6 seviyesinde artıracaklarını açıkladı. Son dönemde grevlerle sarsılmıştı kamu sektörü. Eğitim sektöründe de grevler vardı. Tabii Sunak bugün yaptığı açıklamayla beraber artık bunun son olduğunu, bir daha görüşmelerin yaşanmayacağını söyledi ve grevlerin artık sona ermesi çağrısına bulundu kamu sektörüne. Tabii önemli olan burada bütçeyi artırmadan bu değişikliğin yapılacak olması. Yani ekstra bir borçlanmaya gidilmeyecek maaşlar artarken ya da herhangi bir vergi artışı yapılmayacak. Peki nasıl finanse edilecek? Bu konu önemli. Burada ücret artışları göçmen vize ücretlerindeki artışla aslında telafi edilecek. Burada da önümüzdeki dönemde göçmen vizelerindeki ücretlerde önemli bir artış yapılması bekleniyor İngiltere hükümeti cephesinde. Son olarak kamu borcu uyarısı da geldi İngiltere hükümetinden. Bütçe sorumlu ofisi halihazırda şu anda kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı İngiltere'de %100'e ulaşmış durumda. Yani son 60 yılın en yüksek seviyesinde. Önümüzdeki senelerde bu oranın daha da yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Bugün yapılan uyarıda önümüzdeki 50 yıllık dönemde kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasının %300'üne ulaşabileceği kaydedildi Zeynep. Ceren çok teşekkürler. Ceren'in notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Doktor Şeref Oğuz yanımda, Ekonomi Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Nasıl geçti hafta? Hafta yoğun geçti. Yoğundu, çok fazla haber akışı var. Evet var. Devam da edecek. Burcu da söyledi az önce. Şimdi küreselde biliyorsunuz hani
enflasyonu takip ettik, Amerikan enflasyon verisini evet. ve onun yansımalarını, bundan sonra nasıl seyredebileceğini. İçeride de biz Merkez Bankası'nın 20 Temmuz'daki kararını konuşuyoruz, bekliyoruz. Beklerken Borsa İstanbul'da olumlu bir hava var, CDS'lerde gerileme var. Tabii 27'sinde de enflasyon raporu var. Bir yandan da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ekonomi yönetiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlama aşamasında olan Körfez ziyareti, dış evet. gezileri mevzu bahis. Tabii bütün bunlar kaynak temini anlamında önemli, yakından takip ediliyor. İsterseniz oradan başlayalım. Evet. Kaynak evet. ihtiyacına ilişkin içeride dışarıda atılacak adımları nasıl değerlendirirsiniz, nasıl görürsünüz? Ne kadar ne diyelim ihtiyaca derman olur? Sadre şifa ne kadar olur? Açıkçası o adımlar başladı. Fıldır fıldır köşe bucak dört dönüyor, para arıyoruz. Bize para lazım. Çok lazım, şimdi lazım. O yüzden coğrafyaları taramaya başladık. İşte Körfez'deki dostlar, Körfez dostları deniyor. Oradan başladık. Tabii yeterli olmuyor. Oraya hep çok gittik zaten. Çok fazla oradan finanse ettik. Zaten son iki yılda Türkiye'ye giren yabancı sermaye adı altında giren 13,5 milyar doların %95'i emlak olarak gelmiş. Ama biz tabii kaynak ararken sıcak paradan ya da varlık satışından ziyade doğrudan yatırım niyetiyle yola çıkıyoruz da ne bulursak. Şimdi oradan sonra Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretinden sonra planlanan işte City, İngiltere ve Amerika turları, o çerçevede İsveç'in NATO'ya yeşil ışık yakıyor olmamızın da getirdiği bir olumlu hava var dışarıda. Bu bizim açıkçası yurt dışında kaynak arayışımızda elimizi rahatlatıyor. Bir başka CDS'lerden söz ettiğin için söylüyorum. CDS'ler sadece aşağı oradan inmeyecek. Bu politik atakla, diplomasi atağı diyelim ona. Artı Avrupa kartının yeniden gündeme geliyor olmasıyla birlikte. Özellikle gümrük birliği. Gümrük birliği. Bizim pasaportlarımızın CDS'leri de yüksek. Yani o da bir risk puanı ya. Risk puanı, risk primi. Ülke risk primi. Pasaportun da öyle. Ben bunu daha önce burada da konuşmuştuk seninle. Yani ambargo kapsamında olan Rusya'dan 5 kat daha fazla ret yiyor bizim pasaportlar. Yani iş adamlarımız malları gidiyor, gümrük birliğiyle tüccarları bağlı durum. Zaten ve bunun aşağı indirilmesi gerekiyor. Bu orada adımlar sıkıntı çok büyük. Yani sektörlerin çok büyük bir kısmında bu evet. vize meselesi, evet. özellikle işte nakliye, lojistikte daha bu şoförlerin vize alamaması ciddi anlamda rekabet gücünü etkiler noktaya geldi. Gelmeye başladı. Bir açık bu tarife dışı engeller diyorlar buna. Çünkü normalde gümrük birliğinde bunların mal ve hareketlerin serbest olması gerektiğini anlatmak istedim. Oradaki CDS'lerimizi de düşüren adımlarla inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye daha fazla borç alma imkanı olacak, ama ne yaparsan yap. Libor 3,5 değil mi dolar aşağı yukarı. Üstüne CDS'in mesela diyelim 500'den 300'e indi. CDS'den de 300'ü 100'e böldüğünüz zaman 100 puan geliyor. Ben bakıyorum 439. Yani 300'e dahi inse, ben o daha aşağı inmesini beklemiyorum. Çünkü daha aşağı inmesi için Türkiye'nin başka adımlar atması lazım. Sadece İsveç'in kabulüyle olmaz bu. Aynı zamanda yabancılar niye gelmiyor, niye henüz daha gelmiyorlar noktasında bir sabırsızlık da var içeride. Bir kere zamana ihtiyaçları var. Yani daha önce de söylemiştik. Konuşmuştuk ama bir daha hatırlatalım. Yani neyi görmeyi bekliyor yabancılar? Bravo. Çok güzel. Şimşek çaktı diye bize dolar yağdıracakları yok. Bakacaklar. İki şeye bakacaklar. Bir, bu sürdürülebilir midir bu yeni yönetimin samimiyetine? Ekonomiyi teslim ettiğimiz yeni yönetimi, yani heterodokstan kopup ortodoksa doğru gidişin zamanla bir oturacak, güvenecek. İkincisi de yetmiyor. Bunun yanı sıra diyor ben bir para programı görmek istiyorum, ekonomi programı görmek istiyorum. Zaten bununla ilgili olarak çalışıldığını biliyoruz Ankara'da, ama nasıl çalışacak? Çalışılacak olan bu para programı içerisinde belki orta vadeli program deyip duruyoruz ama biz aslında orta vadeli programdan vazgeçtik. Bir yıl eskiden her yıl yapardık, sonra 3 yıla çıkardık onu. Ama 3 yıla çıkardığın zaman ona uymadık. Ama şimdi belki bir yıllık ama uyulacak bir yıllık inandırıcı bir programla beraber bunu temin edebiliriz. Ama yine de o kadar açıldık ki biz
ekonomide, seçim ekonomisinde. Bu dış kaynak ne için lazım bize? Eskiden Türkiye'nin ekonomisi 250 milyar dolarla dönüyordu. Şimdi depremin etkisi geldi. Kısa vadeli borçlar da üst üste geldi. Hepsini topladığın zaman ne yazık ki artık günümüz koşullarında Türkiye ekonomisi 500 milyar dolarla dönebiliyor. Bunun yarısı var bizde, yarısı yok. Yarısını aramak için sağa sola gidiyoruz işte, bakıyoruz. Ama bu dert sadece bu değil. Çünkü şu anda Türkiye iki açıkla birlikte gidiyor. Yani bir uçak düşünün, iki tane motoru var. Bu iki motorda da şu anda bir sıkıntı var. Birisi cari açık, öbürü bütçe açığı. Hele bütçe açığına sıra gelince bizim oturup şapka önümüze koyup düşünmemiz lazım. En son 1.1 trilyon liralık bir ek bütçe mecliste torbayla yani konuşuluyor. Fakat başka bir şey oldu. Türkiye şu anda hazinenin borçlanma ihtiyacını 3 ile çarptık torbada. 750 milyardan aşağı yukarı 2.2 trilyon liraya çıktık. Bunun bu yıl 6 ayda hazırlanacak kısmı da Cumhurbaşkanı'nın elinde şu anda 1.8 trilyon liralık borçlanma yetisi var. Şimdi para lazım, döviz lazım, içeride de lira lazım. Akla şu geliyor, onunla ilgili olarak da çalışıldığını duyumunu alıyoruz, o da şu: iç borçlanma. İç borçlanma malum, bu 90'lı yıllarda biz bunu denemiştik. İnsanlar, ne olmuştu bir hatırlatalım. Hatırlatalım. 90'lı yıllarda devletin borçlanma ihtiyacı öylesine yüksekti ki ve kaynak üretemiyordu. Saldığı vergileri toplayamadığından dolayı da zaten vergiyi yukarı çıkarmak da yetmiyordu. Nitekim Türkiye için rakam vereyim. Salınan her 100 liralık verginin 71'ini alabiliyorsun. Vergi oranını yükselttiğin zaman, bugün bizim gazetenin de manşetiydi bu, İnsanlar kayıt dışına kaçıyorlar. Şimdi şöyle bir eksenle, bizim Bloomberg'den alışık olduğumuz grafiklerden eksen. Dikeyde vergi oranı var. Yatayda ise mükellef sayısı var. Yani kayıt içinde olanlar. Yani biz ona kümesteki kazlar bağırtmadan yolacak diye bir metaforu hep kullanırdık. 50 senedir bu metafor çok oturmuştur vergi konusunda. Kümesteki kazlar ama dışarıdaki tilkiler olmasın. Dışarıdaki tilkiler kayıt dışı. Şimdi vergi oranı burada ise, mükellef de burada ise, bu alanın taradığın zaman vergi gelirlim bu. Yetmiyorsa nasıl artırırsın? İki yol var. Ya mükellef sayısını artıracaksın ya da vergini yukarı çıkaracaksın. Mükellef sayısını artırman için daha basit, daha kazanılır bir ekonominin canlı olması lazım. Ama bunu artırdığın zaman bu sefer bu yukarı giderken kayıt dışına kaçtığından dolayı mükellefler buradaki bir dikdörtgenin alanına iniyor. Biz bunu 90'lı yıllarda %55 kurumlar vergisine kadar çıkmıştık kademeli. Sonra baktık, vergi oranını artırdığın zaman gelirin artmıyor. Vergi gelirin artmıyor. %22'ye indirdik ve tabanını genişlettik. Vergi tabanını genişlettik ve o zaman biz çözmüştük. Şimdi aynı şekilde vergileri yukarı doğru itekliyoruz. Ve ne oldu? Borçlanma ihtiyacı içerisinde olan devlete insanlar borç vermeye başladı. Kimler? Bankalar, kimler? Sanayiciler. İstanbul Sanayi Odası'ndan bir rakam vermek istiyorum. 90'lı yıllarda sanıyorum 98 falandı. Ya da 99. Tam olarak hatırlamıyorum, oranı hatırlıyorum. İstanbul Sanayi Odası'nda bir fasılda incelenen konulardan bir tanesi faaliyet dışı karlar. Yani bir işletme karının ne kadarını faaliyetlerinden, öz faaliyetlerinden alın, ne kadarını da para devlete borç vererek. %92'ye çıkmıştı. Düşünebiliyor musun? Ne demek? Ancak %8'ini kendi öz işinden, çünkü şu kolaylığa gelmiştik. Devlete para ver, yan gel yat, hiç riski yok. Zaten onun hazine tahvilleri vesaire. Hatta öyle gelmişti ki bu piyasalarda reel faizler de yukarı doğru bu yüzden çıkmak zorunda kaldı. Belki şimdi borçlanma yeniden içeriden gelirse, bir türlü hani reel faiz gerekiyor noktasında ikna edemiyoruz ya vatandaşı. Diyoruz ki enflasyon şu kadar. O da diyor ki o kadar değil, daha fazla. Üstelik şu anda biz 8,5'tan 15'e çıkardık. Büyük ihtimalle 20'sinde 1000 puanlık bir artışla %15'ten %25'e çıkacak ama yine yetmeyecek. İç borçlanmayla beraber bu sefer daha fazla yukarı gidecek. Çünkü vatandaş kim olursa olsun, işletmeler gerçekten reel bir getiri olduğunu hissetmedikçe, enflasyon rakamına güvenmedikçe devletine de kimseye de borç vermez. Hiç kimseye borç vermez. Biz hatta şöyle yapıyorduk. Domatesle repo yapıyorduk. O repolu yıllarda, 90'lı yıllarda bütün başlıklarımızda repo faizi, repo ne kadar, repo işte bu gecelik falan ne yapıyordu? Mesela bir diyelim ki süpermarket
Domatesi gidiyordu, Antalya'dan alıyordu. 90 ya da 120 gün vadeli. Markette 24 saatte nakite çeviriyordu ve onu borç veriyordu hazineye. Ve aradaki repo, yani domatesle repo yapacak duruma geldik. Bunu neden söylüyorum? Determinizmin tanımlarından biri de şudur. Aynı olaylar, aynı şartlar altında aynı sonuçları verir. Bugün geldiğimiz bütçe yapıları, borçlanma ihtiyacımız, kaynak üretemiyor oluşumuz ve verim düşüklüğü bizi yeniden sanıyorum peki, 90'lara getirebilir. Burada şimdi aynı olaylar, aynı şartlar altında aynı sonuçları işte bizim lisede öğrendiğimiz determinizmin işte temel unsurları. Peki bunu kıracak hamle ne olur? Çok basit. Bunu kıracak hamle özellikle bu şimdiki bu akışın dışına çıkacak bir maliyettir. Bunun kısa yolu ve kolay yolu yoktur. Nedir bunlardan bir tanesi? Senin sadece faiz oranlarını yukarı çıkarman, diplomasi atağın yetmiyor ama aynı zamanda bazı yapısal reformlar yapman lazım. Mesela yabancıdan sıcak para da gelir. Sıcak para iyi bir şey değil ki. Ekonomini geçici olarak havaya kaldırır ama daha sonra gittiği zaman arkasında müthiş bir yıkım bırakır. 2001'de Moody's, hani meşhur şu kredi derecelendirme kurumu, sıcak paranın geri gitmesini tetikleyen puanımızı 6 puan birden düşürünce sıcak para hemen kayboldu ve arkasından müthiş bir 2001 krizini bırakarak. Ama doğrudan yatırımları davet edecek, sağlayacak yapılar kurman lazım. Yapısal reformlar, hukuk reformu, benim malıma çökmeyeceğin, ekonomik içerideki yapılarla, siyasi mülahazalarla vesaire nepotizmle beni zarara uğratmayacağın konusunda güvence istiyorum. Daha önce böyle yola çıkmıştık. 2 senemizi aldı. Hukuk reformu için çalışıldı. Ben de içindeydim bu çalışmanın. Çıka çıka Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasa talebi çıkmıştı. O değil. Ben bunu istiyorum. İkincisi, Türkiye ekonomisi son derece verimsiz. Ve üçüncüsü şu. Niye biz hep gelirlerin artırılması için vatandaşın cebine, vergilere, araba sevdasından yola çıkarak arabası olandan duble vergi alıyoruz da kamu dolu dizgin harcamasını biraz kısmak, orada biraz tasarruf yapmayı aklına getiremiyor. Arabandan vazgeçemiyorsun, lüks binalarından vazgeçemiyorsun ve inanılmaz bir kaynak israfı söz konusu. Ve sadece hiçbir iş yapmadığı halde 13,5 milyon insana da para veriyorsun. Nedir? Gidip her ay duvardan para çekiyorlar. Çalışmadan. Şimdi bütün bunlar önümüzdeyken biz ne yapıyoruz? Sadece idare ediyoruz. Ama gördüğüm benim şu. Bu ekonomiyi seçime kadar bu vaziyetini giderken büyük ihtimalle yani kaşıkla verdiğimizi kepçeyle alacağız. Ne zamana kadar? Aralığa kadar. Ama ondan sonra yeniden bir parasal genişlemeyle seçime gidilecek. Fakat seçimden sonra ben... Şimdi seçime kadar ki süreç, siz bunu hep vurguluyorsunuz. Şimdi kritik. Evet. Peki yani seçime kadar gidilecek olan süreçte şimdi özellikle büyüme profili açısından hani sizin söylediklerinizden de zorlayıcı olacağını anlıyorum. Öyle gördüğünüzü anlıyorum. Bir de şimdi oradaki atılacak ve atılmayacak hamlelerin yani seçim sürecine kadar sonrasındaki yan etkileri nasıl olacak? Özellikle ya da tırnak içinde atılamayanların diyeyim. Atılamayanlar mesela bu şudur. Seçim ekonomisi 2.0 dediğim zaman yani birincisini yaptık, geride bıraktık. İşte bizim bıraktığı bütçe açığı 1.8 trilyon. İkincisinden de daha az olacağına inanmıyorum. Mesela ben yeni bir vergi paketi daha bekliyorum. Ne zaman? Önümüzdeki 2 ayı bulmaz. Çalışılıyor. KDV arttı, daha nasıl artacak? Yine artacaktır. Az önce söyledim ya. Çünkü öbür türlü yapılacak şeylerin hepsi ancak seçimden sonra yapılacak işler. Seçimden önce yaparsan sandıktan çıkamazsın. Nedir? Acı reçete, kemer sıkma. Şimdi sen kemeri... Ama bir yandan da bir enflasyon dengesiz. Enflasyon dediğiniz hikaye telafiyle biz onunla şey yapıyoruz. Enflasyonla tango yapıyoruz. Hani tango 2 kişiyle olur ve müzik bitince tango da biter. Müzik ne zaman bitecek? Seçimde bitecek. Yerel seçim sandıkları açılacak ki onu da hükümet çok iddialı. Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi İstanbul'u geri istiyorum diyor. Yetmiyor, Ankara'yı da istiyorum. Hatta ve hatta diyor hiçbir zaman benim olmayan İzmir'i bile alacağım. Bunun için müthiş bir aralıkta asgari ücret, taban fiyat, memur maaşları vesaireyle yani, yağdırılacak. Senin soruna geleceğiz. Yani o zaman yine ücret enflasyon müthiş bir şekilde sarmalı. Yani emekliler bu sefer pas geçildi. Niye pas geçildi? Aralıkta onlara müthiş bir zam geleceği için pas geçildi.
Şimdi zaten oradaki aralıktaki o büyük şamataya diyeyim, seçim ekonomisine, o para bolluğuna kaynak bulmak için zaten borç alınıyor. Dışarıdan para arıyorsun. Ama ondan sonra balo bitecek seçimde Mart'tan sonra, yani Nisan'la 2024 Nisan'a saatlerinizi ayarlayabilirsiniz ya da saatlerini değil, takvimlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra IMF'ye bile rahmet okutacak, kendimize öyle bir IMF olacağız ki ancak böyle biz bunu düzeltebiliriz. Neden? O zaman işte istikrar, yapısal reformlar, enflasyonla gerçek mücadele o zaman olacak. Enflasyonla mücadele ne demek? Acı reçetedir. Ücretlerin o kadar artmamasıdır. Artırdın yeteri kadar. Biraz o da dunmaktır. Artı bir de şu var. Kaynakları üretime akıtacak bir program da beraberinde gelecek. Çünkü Anadolu'nun inanılmaz bir üretim potansiyeli var. Kabiliyeti var. Ekonomi gazetesi olarak köşe bucak her tarafı biliyoruz. Biz makroekonomik verileri bozmasak onlar zaten o işlerini yapıyorlar. İhracatçılar, kardeşim şu anda ihracatçıların hep burada konuştuk, hatırlıyorsunuz. İhracat bizim döviz makinemiz, buna kaynak aktaralım. Tekim bu konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanı ihracatçı için özel paketler getiriyor. Niye? Çünkü o biz onun üretebilmesi için makroekonomik verileri bu kadar bozmuyor olman lazım. Kurda rekabetçi kuru sağladık. Ama şimdi duracak mı yerinde? Durabilmesi için sadece faizleri artırmak yetmeyecek. Az önce de söylediğim gibi bazı yan adımlar atılacak ama şunu da bir kez daha altını çizelim. Ey sevgili kamu, bu kadar parayı harcıyorsun. Ne olur biraz az harcasan. Ki bütçenin geliriyle gideri arasındaki farksa biraz da giderlerini azaltmamız gerekiyor. Şimdi cari denge rakamlarını görmüşsünüzdür. Evet. 12 aylık açık 60 milyar dolara dayandı. Yani dış ticaret açığının... Aylıkta 8 belirli, değil mi? Öyle, evet. İşte geçtiğimiz bir yılın aksine enerji maliyetleri düşmüş olmasına rağmen, nispi evet. olarak geri gelmiş olmasına rağmen, özellikle mesela altın ithalatının da çok ön planda evet. olduğunu görüyoruz. Tabii bundan sonrası için başta altın ithalatı olmak üzere ne görürsünüz? Yani bu açık nasıl yönetilecek bu süreçte? Şimdi bu sıra Cumhurbaşkanı da bir laf etti. Bugün uçakla giderken gazeteciler verdiği şeyde ısrarla sürdüreceğiz. Hı hı. Burada şunu gösteriyor. Yeni ekonomi yönetimine, yani daha doğrusu Şimşek'le Erkan ikilisine ve onların kadrolarına destek verecekler. Nasıl bir destek vereceksin? Yani mesela nedir? Arkasında olduğun, onlar siyasi güç aktarmaya devam edilecek ki onlar attıkları adımlar piyasada bir güven oluştursun. Açıkçası ben sadece Şimşek'le Erkan'ın arkasında Cumhurbaşkanı'nın da desteğini alarak çıkıp bu orta vadeli program ya da adı neyse bir para programı açıklaması halinde dahi ben enflasyonda aşağı doğru iniş umutlarının artacağını, seçime kadar enflasyonla doğrudan müdahale etmesen bile en azından tırmanmasını durdurabilecek bir moral, güven ortamı oluşacağına inanıyorum. Enflasyon raporunda bir revizyon, yenileme bekliyor musunuz? Bekliyorum. Hı-hı. Bekliyorum. Orada şu var. Parasal genişlemenin çok fazla olmayacağı konusunda ve açıkçası ben bunu seçimden sonra çözeceğim noktasında çok fazla mesaj göreceğiz. Yani enflasyon seçime kadar bana dokunmayın. Enflasyon raporu değil mi? Merkez Bankası'nın birincil işi zaten fiyat istikrarı. Ama ondan sonra göreceksiniz neler yapacağımı. Bu anlamdaki güveni oluşturmak bir dil, böyle bir dil geliştirecek. İşin iletişimini yönetmekten bahsediyorum. Çok doğru iletişim. Şimdi FED ne yapıyor? FED'in yaptığına bakarsan inanılmaz bir iletişim harikası. Belki o anlamda bir bak kardeşim nedir? Gerçekleri söyle. Şu %5 takıntısından vazgeç, böyle tutmayan hedefi ısrarlı böyle takılmış plak gibi. Öyle bir hedefin olsun ama tutmuyorsa inanmıyorum sana demek. Ama bana inandıracağım şeyler nedir? Gerçekçi analiz, kapsayıcı çözüm ve güvenilir uygulayıcı. Gerçekçi analizlere yavaş yavaş geliyoruz. Kapsayıcı program bekliyoruz. Yabancı da bekliyor. Vatandaş da bekliyor, bankalar da bekliyor, sanayici de bekliyor. Peki güvenilir uygulayıcı şu anda bir kredi açmış durumda. Hem yabancılar hem yerliler, biz yerli yerleşikler diye geçiyoruz ya döviz tevdiat hesaplarında. Biz yerli yerleşikler, yani bu vatandaşlarımız, biz kredi verdik zaten. Ama bu krediyi verdik de kredi sonsuz değil. Bana göre 90 günlük bir şeydir bu, psikolojik olarak herhalde. Bunun da bir bölümü gitti. Yani yavaş yavaş acele etsek iyi olur. O zaman şu istihdam başlığıyla bitirelim mi programı? Şöyle olur. Birkaç dakikamız kaldı. 4-5 dakikamız kaldı. Yani o veriler de geldi. Ben şimdi veriler geliyor bir yandan ama
tek hanede geldi son olarak TÜİK'in açıkladığı son verilerde. Ama bizim şöyle bir sorunu çok sık işitiyoruz sektör temsilcilerinden. Kalifiye iş gücü açığı, kalifiye iş gücü açığı, kalifiye iş gücü açığı. Siz de çok temas eden bir insansınız, gezen, gören, yerinde sektörlerin nabzını tutmaya çalışan bir isimsiniz. Dolayısıyla hem sizin izlenimlerinizi merak ediyorum hem de ne kadar büyük bir sorundan bahsediyoruz. Biz az önce konuştuğumuz tüm bu başlıklarla uğraşırken diyeyim ki bunlar aslında birbiriyle hemhal olan meseleler. Bu iş ne kadar daha derinleşiyor? Şimdi bir tehlikeden söz ederek bu istihdama gireyim ben. Hı hı. Reel sektörde kayıt dışı alarm veriyor. Bugün bizim gazetenin de özellikle kaç gündür üzerinde durdu araştırma. Merve Yedekçi diye bir arkadaşım, Merve yaptı bu haberi. 130 bin kişi sektör dışına çıktı. Bu hızlı bir şekilde bu artan asgari ücret vesaire yükler sebebiyle kayıplarımız buradan geliyor. Ama işçi arayışın noktasında da şu var. Elindeki nitelikli elemanı kaptırmamak için aslında sektörler harekete geçmiş durumda. Asgari ücretine falan da bakmamaya başladı. Kabiliyetini elinde tutmanın ne kadar hayati olduğunu gördü. Fakat sorun şu ki açıkçası bu öylesine çok fazla emeklileri EYT'lerle vesaireyle yukarı çıkarıp finans personel bütçelerini bu kadar şişirdiğiniz zaman ister istemez dengeyi bozuyorsunuz. Ve asıl belki de ben az önce sorunun yaklaşımında kendi şeyimi söyleyeyim, cevabı şu. Seyyanen ücret diye bir şey var. Seyyanen ücret ne biliyor musunuz? Herkese vermek. Bu kabiliyetlere yapılabilecek en büyük ihanettir. Bugün işe yeni girmiş insanla 10 senedir bir kabiliyet geliştirmişi eğer seyyanenle yaklaştırırsan bu aradaki farkın kendini değersizleştirmesi noktası sektörden çalışan kesimden geliyor. Bunu açıkçası şeyler de farkında, işverenler de farkında. Ama bir şey daha farkındalar ki bu kadar yüksek ücretlerle beraber Türkiye'de iş gücünün bu kadar pahalı olduğu bir noktada ister istemez hızlı bir şekilde kayıt dışına doğru bir akış başladı. Sadece vergilerden dolayı değil fakat aynı zamanda söylediğin istihdam uyutundan da kayıt dışı istihdamı şişirirsek, kayıt dışı ekonomiyi de şişirirsek biz yıllarca bunu ekonomiyi sokmak için uğraştık. Yani soru şu, niye aynı hataları tekrar edip duruyoruz? Niye hatalarda böylesine bir döngü içerisinde? Tam iyileştiğimiz zaman niye yeniden ekonomiyi taşlı tarlalara sürüyoruz diye soruyorum ben. Peki, sorunuzun cevabını bulursanız bize de iletin. bir iki dakikamız var mı hala? Tamam, peki. O zaman küçük bir notu daha size sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu, yani az önce dediniz ya, şimdi bir asgari ücret var ve diğer kazanımların da, diğer maaşların da, diğer ücretlerin de asgari ücrete yapışması, yakınsaması meselesi var. Evet. Şimdi bu mesele ne kadar sürecek yani? Nerede bu düzelebilir? Nerede normal yerini, dengesini bulabilir? Enflasyonla... Çünkü çok geniş bir kesimi asgari ücrete doğru yaklaştıran bir tablo söz konusu. Enflasyonu aşağı indirmeye çalıştığınız zaman çözülecek olan problemlerden biri de budur. Bunu başka bir yolu yoktur. Bu kadar vaat ettiniz, onları verdiniz ve bir insana ücretler upgrade edersin ama yani yukarıya doğru çıkarırsın ama aşağı doğru indiremez. Toplumsal zaten işsizlik ya da bu emek ekonomik sorunun sosyal soruna dönüşebileceği en sıkıntılı alan. O açıdan enflasyonu aşağı indirmekten başka çaremiz yok. Testiyi kıranla suyu getirenin, verimli olanla verimsiz olanın arasındaki farkı ortadan kaldırırsan bu sefer çalışan insanlar, emek üreten insanların değerlerini yok sayarsın. Bu da toplamda faktör verimliliğini aşağı doğru çeker. Şu anda o açıkta hızlı bir şekilde aşağı giden bu sadece yüksek ücretlerle patronlara gelen yük değil fakat aynı zamanda flat dediğimiz yani her şeyi ücretleri asgari ücrete yapıştırırsan düşün %40'tı geçen sene bizim asgari ücretler içinde asgari ücretin payı şimdi %78'e çıktı. Bu ne demek?
Bu korkunç bir şey. Dramatik bir artış. Bilenle bilmeyen, yapanla yapamayan, becerikle beceriksizi birbirine yaklaştırdığın zaman yeni başlayan birisi, ben hatırlıyorum bir örnek verdi bir tanesi. Profesörün maaşı 30 yıldır çalışıyorla işe yeni girmiş onun küçümsediğimden dolayı değil. Hizmetlisinin arasındaki yeni fark. Yeni giren de azalsın demiyoruz yanlış anlaşılmasın ama, da. Ama bir liyakatın da bir karşılığı olması lazım. Zaten bütün 657 sayılı bizim meşhur memurun yasası da ne evet. diyor bize? Derecelendiriyor, kademelendiriyor hem kabiliyete tabii. göre hem de kıdeme göre. Asgari ücretteki bu bütün ücretleri oraya yapıştırmayı ayıracak olan da yine enflasyonla kapsamlı bir mücadeledir. Şeref Oğuz çok teşekkürler. Burada noktalıyoruz ama birazdan 60 dakikada ben burada olacağım yine. Görüşürüz az sonra.